İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Ermenilere karşı uygulanan soykırımı oy birliğiyle kabul etti. Dünyadaki Van Krallığı'na ait dini tören için kullanılan dört kazandan biri Van Krallığı'nın başkentinde sergilenecek. Suriye birlikleri Kamışlı Havaalanı'nı bloke etti. Ankara, ABD Senatosu'nun Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanımasını kınadı ve reddetti. Birleşmiş Milletler, Ermenistan Cumhuriyeti ve 54 ülkenin ortaklaşa sunduğu Uluslararası Satranç Günü kararını kabul etti. Türk soykırım uzmanı, sadece Ermeniler için değil aynı zamanda Türkiye halkı için de tarihi bir gün. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, Ermenilere karşı uygulanan soykırım tasarısını oy birliğiyle kabul etti. Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen 405 sayılı tasarıyla Türkiye'nin Ermenilere, Rumlara, Asurilere, Keldanilere, Süryanilere, Aramilere, Maronitlere ve diğer Hristiyan milletlere karşı işlediği soykırımlar resmen tanınmış oldu. Senatörler Robert Menendez ve Ted Cruz'un önderlik ettiği Ermenilere karşı uygulanan soykırım tasarısının ilk kez Senato tarafından kabul edilmesi dikkat çekici. Ermenilere karşı uygulanan soykırım tasarısında Amerika Birleşik Devletleri'nin 1951 yılından bu yana Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmak suretiyle Ermenilere karşı soykırımı resmen tanıdığı, ardından 1975'te kabul edilen Meclis Yasası ve Başkan Ronald Reagan'ın 1984'te yaptığı açıklama vurgulandı. Tasarı, Amerika Birleşik Devletleri politikasının aşağıdaki noktalardan oluştuğunu onaylıyor. 1. Resmi tanıma ve referans yoluyla Ermenilere karşı uygulanan soykırımı anmak. 2. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin Ermenilere karşı uygulanan soykırımı inkar etmeyi veya başka herhangi bir soykırıma dahil etme veya başka şekilde ilişkilendirme çabalarını reddetmek. 3. Amerika Birleşik Devletleri'nin insani yardım faaliyetlerinde ve Ermenilere karşı işlenen soykırımın zamanımız insanlığına karşı işlenen suçlardaki önemi de dahil olmak üzere soykırım gerçeklerinin öğretilmesi ve algılanması. New Jersey'den Demokrat Senatör Robert Menendez ve Teksas'tan Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, Ermenilere karşı uygulanan soykırım tasarısını oy birliğiyle onaylatmak için iki partili olarak çağrıda bulundular. Senatörlerin hiçbiri itiraz etmedi. Daha önceki tüm girişimler Cumhuriyetçi senatörler tarafından engelleniyordu. Temsilciler Meclisi 29 Ekim'de böyle bir karar kabul etti. Senato kararının tam metni şöyle: Amerika Birleşik Devletleri'nin politikası Ermenilere karşı işlenen soykırımı resmen tanıma ve anma yoluyla bu soykırıma saygı göstermek. Oysa 1915'ten 1923'e kadar 1,5 milyon Ermeninin katledilmesi ve Ermenilere, Rumlara, Asurilere, Keldanilere, Süryanilere, Aramilere ve diğer Hristiyanlara karşı Osmanlı İmparatorluğu tarafından gerçekleştirilen katliamlardan kurtulanlara yardım sağlamasıyla Amerika Birleşik Devletleri Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıma ve kınama konusunda gururlu bir tarihe sahiptir. ABD'nin Osmanlı İmparatorluğu Büyükelçisi Muhterem Henry Morgenthau, 1913'ten 1916'ya kadar birçok ülkedeki yetkililerin düzenlediği ve ırkı yok etme kampanyası olarak nitelendirdiği protestolar düzenledi ve yönetti. Ve 16 Temmuz 1915'te Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Robert Lansing'in "Yönetim sizin Ermeni zulmünü durdurma prosedürünüzü onaylıyor" talimatı. Başkan Woodrow Wilson'un teşviki ve kongrenin aktıyla da onaylanan Orta Doğu Yardım Komitesi kurulmuş ve bu komite 1915-1930 yılları arasında yaklaşık 116 milyon dolar toplamıştı. Senato katliamları kınayan tasarılar kabul etti. 1944'te soykırım terimini kullanan Rafael Lemkin, Birleşmiş Milletler soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşmenin en eski destekçisi oldu. O, Ermenilere karşı uygulanan soykırımı 20. yüzyılda işlenen soykırımın canlı bir örneği olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Holokost anıtında Adolf Hitler'in komutanlarına "Sonuçta kim bugün Ermenilerin imha edilmesinden bahsediyor?" diyerek 1939'da Polonya'ya saldırma emrini verdiğini görebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri kendi sırasınca Ermenilere karşı uygulanan soykırımı resmen tanıdı. 1.
Başkan Ronald Reagan tarafından ifade edilen soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşme ile 22 Nisan 1981 tarihindeki 4838 sayılı deklarasyon göz önüne alan Amerika Birleşik Devletleri hükümeti 28 Mayıs 1951 tarihinde Uluslararası Adalet Divanı'na yazılı başvuruda bulundu. 2. Kongre'nin 8 Nisan 1975 tarihindeki 94. kurultayında 148 birleşik tasarıyla ve 10 Eylül 1984 tarihindeki 98. kurultayında Temsilciler Meclisi 247 birleşik tasarıyla soykırımı tanıdı. Elie Wiesel'in 2018 tarihli soykırım ve zulüm önleme yasasıyla suçların önlenmesinin ABD'nin ulusal çıkarları olduğu belirtiliyor. Ayrıca ABD hükümetinin geniş çaplı politikasını izlemenin ABD politikası olduğu vurgulanmakta ve diplomatik tepkiyi güçlendirerek ve dış yardımı etkin kullanarak suç riskini tespit etmek, önlemek ve bunlara müdahale etmek, geçmişteki suçların cezai kovuşturulması dahil uygun geçici adalet tedbirlerini desteklemektir. Batı Ermenistan'ın Urfa ilinin 2 yıl önce güvenlik güçlerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda Urartular dönemine ait 4 boğa başlı kazan ele geçirilmişti. Kazanın Van'a getirilmesini sağlayan Van Müze Müdürlüğü koruma altına aldığı kazanda restorasyon çalışmalarına başladı. Kemer işlemeleri üzerinde 4 boğa başlı eklentisi olan ve dini törenler öncesinde tapınak girişlerine konulduğu değerlendirilen kazanlardan ikisi Almanya'da, biri de Ankara'daki Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergileniyor. Boğa ve deniz kızları diye anılan siren eklentili kazanlar yaygın olarak libasyon sahnelerinde kullanıldı. Suriye Arap Ordusu geçtiğimiz günlerde Kuzey El Hasaka'nın Kamışlı Havaalanı'nın kontrol noktalarında ABD askeri birliğinin yolunu kesti. Perşembe günü çekilen bir videoda Suriye ordusunun ABD ordusunu iki güç arasında çatışma olasılığına rağmen geri çekilmeye zorladığı görülüyor. Suriye ordusu Al-Kamışlı bölgesini denetim altına aldığından daha önce ABD silahlı kuvvetleri tarafından kontrol edilen çeşitli alanlarda güçlerini konuşlandırmıştı. ABD silahlı kuvvetleri Al-Hasaka'da devriyeleri sürdürdükçe Suriye ordusu bölgedeki ABD birliklerine karşı yaklaşımlarında daha agresif bir tavır takınmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu tarafından Ermenilere karşı işlenen soykırımı tanıyan tasarının kabulüne resmi Ankara'dan ilk tepki Devlet Başkanlığı makamından geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı basın sözcüsü İbrahim Kalın kendi sosyal medya hesabı Twitter'da ABD Senatosu'nun çarpık tarih anlayışını küçük siyasi hesaplarına alet eden kararını şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Yok hükmündeki bu karar siyasi, askeri ve ekonomik hiçbir alanda Türkiye'nin haklı ve kararlı duruşunu etkilemeyecektir açıklamasında bulundu. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise ABD Senatosu'nun kararını siyasi tiyatro olarak nitelendirdi ve bu kararın yasal zorunluluk gücü olmadığını ifade etti. Çavuşoğlu kendi sosyal medya hesabı olan Twitter'da Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun kararı siyasi bir gösteriden ibarettir. Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur. Tarihi siyasi amaçlar için kullananlar gerçeklerle yüzleşmek istemeyen korkaklardır diye yazdı. Ermenistan Cumhuriyeti tarafından önerilen ve 54 ülkenin desteğiyle 20 Temmuz gününü Uluslararası Satranç Günü olarak ilan eden tasarı Birleşmiş Milletler Örgütü'nde oy birliğiyle kabul edildi. Ermenistan'da satranç orta çağdan beri meşhur ancak Dikran Bedrosyan'ın dünya satranç şampiyonu olduğu 1960'larda popülerlik kazandı. Satranç ülkenin en popüler oyunlarından biridir. Yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip olan Ermenistan Cumhuriyeti dünyadaki en güçlü satranç ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ermenistan Cumhuriyeti dünyadaki en fazla büyük usta sayısına sahip ülkelerden biridir. Bağımsızlıktan bu yana Ermenistan Cumhuriyeti'nin erkek satranç takımı, Avrupa Takım Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Satranç Olimpiyatını kazandı. Bayanlar takımı ise 2003 yılında Avrupa Şampiyonası'nı kazandı. Ünlü Türk soykırım uzmanı tarihçi Taner Akçam, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu tarafından Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıma kararını tarihi olarak değerlendirdi ve
bugünün sadece Ermeniler için değil, aynı zamanda Türkiye halkı için de hakikati ve adaleti çabalayanlar için tarihi bir gün olduğunu vurguladı. Ona göre bugün sadece Ermeniler için değil, aynı zamanda Türkiye halkı ve adalet için mücadele eden herkes için tarihi bir gün. Akçam bu düşüncelerini kendi sosyal medya hesabı olan Facebook sayfasında yayınladı. Türk tarihçi, ABD Kongresi'nden sonra Senato'nun da soykırım hakkında bir karar verdiğini belirtti. Panorama AYM'in aktardığına göre Akçam, şimdi hükümetin üç ana sütunundan ikisi, Kongre ve Senato, Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanıdı. Sadece başkan kaldı. Trump, soykırım kelimesini resmi olarak kullanmazsa bile artık ABD'nin soykırımı yasal olarak tanıdığını söyleyebiliriz, dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Garin adlı geleneksel Ermeni şarkı dans topluluğunun icra ettiği Garno Koçaris adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.